Herkese merhaba, ben MaxRankGames.com'dan Mehmet. Bugün size TeamSpeak 3'te birkaç ayar göstereceğim. Ayarları kısaca şöyle söyleyeyim. Mikrofon tuşu ayarlama, ses açma kapama veya sesim gitmiyor veya işte böyle farklı sorunlar olanlara yardım edeceğim. Ekstradan da kimlik kopyalamayı öğreteceğim. Kimlik kopyalama ne diye sorarsanız birazdan açıklayacağım onu da. İlk olarak mikrofon sisteminden bahsedelim. Settings, Options. Burada Captura diye solda bir seçenek var. Buna tıklıyoruz. Burada sizde büyük ihtimal ilk girdiğinizde bu basılı olur. Tikli olur. Push to Talk'ı seçiyoruz. Buradan istediğiniz herhangi bir tuşu ayarlayabilirsiniz. Mesela Shift, Ctrl veya istediğiniz A, B, C, istediğiniz her şeyi ayarlayabilirsiniz. Mikrofondan eğer böyle yaptığınız Apple diyorsunuz. Şurada mesela Shift yapalım. Gene bir şey değişmedi. Neyse ok diyorum. Basılı tutunca shift'i oraya ışık yandığını görüyoruz. Eğer şu ortadakini seçerseniz mikrofonunuz her zaman açık kalır. Yani her sesiniz karşı tarafa gider. Mesela müzik açtıysanız bunu seçebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Hep mikrofon açık. Options tekrardan. Buraya ayarlarsanız eğer voice işte orada yazandan sesinize duyarlı olmuş oluyor. Yani siz konuştuğunuzda karşı tarafa sesin gitmesini istiyorsanız bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Etrafta çok ses varsa şunu yükseltiyorsunuz. Etrafta çok ses yoksa şunu şöyle getirseniz okey diyelim. Yani şu an gördüğünüz gibi sustuğumda hemen kararıyor. Yani bu şekilde bunu da göstermiş olalım. Bu ses algılama. Herhangi bir şekilde tuşa basmanıza gerek kalmayacak. Bu yönden çok güzel. Ben push to talk seçiyorum. Dediğim gibi burada eğer sesiniz karşı tarafa gitmezse mikrofon tuşunu buradan seçebilirsiniz. Ama diğer türlü sesiniz gidiyor. Zaten bununla hiç oynamanıza gerek yok. Bundan sonra playback'e geçiyorum. Burada save diyelim. Playback'te de eğer ses gelmiyorsa karşı taraftan şuradan hoparlörü seçebilirsiniz. Veya size burada başka bir şey varsa onları seçip deneyebilirsiniz. Buradaki ses karşıdan gelen kişilerin sesi artar azalır. Şu da TSD arka planda konuşan erkek veya kadın artık sizde kim varsa onun sesini açma, kapama, azaltma falan. Bunu o şekilde yapabilirsiniz. Bunu da save diyelim. Sonracıma burada Whispers, neyse bunu şu an açıklamayalım. Hot case'lerde ayarladığınız tuşlar veya başka bir tuş ayarladıysanız burada onlar çıkabilir. Mesela herhangi bir şekilde tuşa basıyorsunuz ses çıkıyor durmadan. Onu buradan gerekli olmayanları silip de yapabilirsiniz. Dizayndan TS'nin görüntüsünü değiştirebilirsiniz. Burada 3-4 tane dizayn var. İkon paketlerini değiştirebilirsiniz. Benim önceki videomda mesela tip görüntü olarak farklıydı. Applications var. Onu şu an girmeyeceğim. TS'de kendinizi nasıl kopyalayabilirsiniz veya başka bir tarafa gittiğiniz, başka bir yer, bilgisayardan girdiğinizde nasıl oradaki buradaki etkileri oraya aktarırız diye düşünürseniz şöyle bir şey gösterebilirim size. Bilgisayara format attığınızda da geçerlidir bu tabii ki. Settings diyoruz. Identities'e giriyoruz. Burada default olarak otomatikman bir tane olacaktır. Burada sizin nickiniz yazar. Burada işte istediğiniz herhangi bir şey yazar. Şu da sizin unique ID'nizdir. Bu sadece size özel bir ID'dir. Bunu dışarıya export yapıyoruz. Export'a basıyorum. Çıkan şeye evet diyorum. Ondan sonra açılan pencerede mesela buraya yeni TS diyorum. INI dosyası olarak kaydediyor. Okey diyorum. Şurada açtığımızda in dosyası burada çıkıyor. Siz şunu aldıp herhangi bir USB'ye koyup başka bir yerde açtığınızda bunu TS'ye girdiğinizde aynı etkilere sahip olabilirsiniz. Nasıl? Hemen onu da buraya aktarım. Mesela hani bunu aldınız, bu ne işinize yarayacak falan diye sorduğunuzda şöyle göstermek istiyorum. Bunu kapatalım. Tekrardan settings, identities. TS'den çıkmış da olabilirsiniz şu anda mesela. Ya da TS'ye ilk defa girmişsiniz gibi şöyle düşünelim. Disconnected. İlk TS'yi açtığınızda yapacağınız şey şu. Identity'yi açıyoruz. Burada olan TS'yi kendi kişiliğinizi siliyoruz. Evet diyorum. Okey basayım. Hatta denemesini şöyle yapabiliriz sizle. Connected. Bakın hiçbir yetkim yok. Şu anda quest olarak gösteriyor. Buradan geri çıkış yapıyorum. Disconnected. Identity'yi açtım. Burada yeniden TS'ye girdiğimden hemen bir default bir tane daha oluşturdu. Bunu buradan sileyim. Bununla sizin de alakanız yok. Yeni bilgi TS'deyiz. Buradaki default'ı siliyoruz. Import'a basıyoruz. Sizin USB'nizde olan yeni TS.ini'yi alıp açığa basıyoruz. Burada sizin hemen eski şeyiniz geliyor. Eski unique ID'niz komple geliyor.
Okey basıyorum. Eskidenki TC'ye gene giriş yapıyorum. Connected. Ve tüm yetkilerim geri gelmiş bir şekilde görebilirsiniz. Bilgisayara format attığınızda veya işte herhangi bir şey yaptığınızda bu size büyük avantaj sağlayacak. Hiç kimseyi beklemek zorunda değilsiniz. Direkt aynı yetkilerle devam edebilirsiniz. Şu bookmarks'ı da göstermek istiyorum hazır açmışken. Burada sizin ekstradan TS kaydedebiliyorsunuz. Mesela şu şekilde göstereyim. Add bookmark diyorum. Bookmark her neyse. Buraya TS'nin ismi mesela Hasan'ın TS'si diyorum. Buraya adresini yazıyoruz. Buraya şifresini yazıyoruz atıyorum. OK'ye basıyoruz. Sonradan bookmarks'a gelip Hasan'ın TS'sine tıkladığımızda otomatikman o TS'ye giriş yapmış olacak. Veya hiç onunla uğraşmayıp TS'ye girdiyseniz eğer bookmarks'a tıklayıp ADD bookmarks diyoruz. Zaten direkt TS'nin ismini alıyor. Şeyini alıyor. Adresini alıp buraya OK tıklıyoruz. Olay bitiyor. Bu da bu şu kadar kolay. Burada bir de şöyle bir şey göstermek istiyorum. Buraya sağ tuş. Customize Toolbar diyorum. Şu toolbar'ı açıyorum. Burada sizde olan yani şu üsttekiler burada gözükür. Burada da orada olmayanlar gözükür. Mesela burada server group yoktu. Şöyle göstereyim. Buradan server grubu buluyorum. Buradan sağ tıklıyorum. Server group buraya geliyor. Süperatörü mesela buradan başka bir tarafa alabilirsiniz. Herhangi bir şekilde istediğiniz her şeyi buradan yapabilirsiniz. Oda açmayı mesela buradan kolaylık olsun diye hep oda açıyorsunuz, böyle bir şey yapabilirsiniz. Oda silmesini, milleti banlaması, poke atma. İstediğiniz her şeyi burada bulabilirsiniz. Size kolaylık olsun diye çok şey fark ettirebilir tabii ki. Ben de mesela şu master volume var. Ben buradan sesi açma kapamayı buradan yapıyorum TS'nin. Kısıyorum, azaltıyorum gibi. Şu anlık bunda anlatacaklarım, bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda da yetki sistemlerinden falan bahsetmek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bizi takip etmeyi unutmayın. maxengames.com